Nihal Candan podyumda. Onları burada görelim. Yaparım bir gün. Bir gün. Yapmaya çalışırım. Hoş geldin. Merhaba. Hazır mısın eleştirilere? Hazırım. Hem göbeği açmışsın, hem kapatmamışsın. Maria çok kızacak. Bakalım kimler kızacak, nereye gidiyorsun? Ben önce Hadise'nin dansçısı olacaktım. Sonra dedim ki neden Hadise'nin dansçısı oluyorum? Hı. Hayal gücüm geniş olsun dedim ve Jennifer Lopez'in dansçısı olmaya karar verdim. Çölde klip çekeceğiz. Büyük düşünmüşsün. Harikasın. Dönelim. Madem öyle Maria'yı çağırdım. Maria ile başlayalım. Başlayalım. Tayden'i beğendim. Ayakkabının da çok güzel. Şapkan da yakıştı. Saçların çok hoş duruyor. Çantanı beğenmedim ve üstündeki şeyi beğenmedim. Nesini beğenmedin? Fazla. Çok alt spor. Üst biraz daha böyle klasik durmuş. Ama ben dansçıyım sonuçta. O zaman rahat hareket ediyorum o şekilde olması bir lazım. Detaylar vermem gerekiyor diye düşündüm. Bilmiyorum, biraz alakasız durmuş. Teşekkür ederim. Peki Melisa? Ayakkabıları çok hoşuma gitti. Şapkasını sevdim. Çanta başka bir şey kullansan daha iyi olurdu. Nasıl bir şey? Yani zımba ayrıntıları olmayan bir şey. Çünkü ayakkabının rengi ve tarzı çok iyi. Daha hani mat, görünmeyen işte metal detayları veya püskülü olmayan bir çanta. İçinde eşyalarım var, orada bırakacağım dans ederken. Var tabii. Ama evet. Detayları olmayan bir çantanın içine de eşyalarını koyabilirsin. Yani detaysız nasıl bir yani? Çanta daha hoş Hayır, olurdu. Büyük bir şey istedim. Ve gayet bu uyumlu, detayları uyumlu ayakkabımla. Ama işte ayakkabın star orada zaten. Gerek yok çantaya dikkat ettirmene. Ayakkabıların çok güzel. Teşekkür ederim. Özden? Bence star olan bir şey varsa üzerindeki parça. Ben onu çok beğendim. Teşekkür ederim. Çanta almak zorunda olduğun için çantanı almışsın. Ama çanta, şapka, ayakkabı hepsini uyumsuz buldum. Altında başka stiletto ya da ne bileyim şuraya stiletto kadar. Stiletto mu? Bu kıyafete. Evet. Üzerine Hayır. Bir ceket alacaksın. Şurada çok güzel olurdu. Arkadaşlar dans edeceğim ben. Tight'ımın görünmesi gerekiyor. Belimin de görünmesi gerekiyor. Jennifer Lopez yapacağım Et yani. Nazlı. Ben senin konseptini ve senin üstündekileri çok uyduruk buldum. Derken konseptimin nesi yani varmış? Hani Nazlı Hamaret'in dansçısı olacağım, değiştiriyorum. Böyle böyle yürüyeceğim. Bir tayt giymişsin, üstüne bir body giymiş, ya bir top giymişsin, kafana şapka, altına bot. Bu mu yani, dansçılar böyle mi giyiniyor? Sen bence aç biraz video izle. Beni izlemek yerine aç biraz dansçılar nasıl giyiniyorlarmış bir gör. Derken dansçılar her türlü giyinir. Böyle, Hakan Peker'in dansçısı farklı giyinir, Yonca Evcim'in dansçısı farklı giyinir. Çantan, ayakkabın, şapkan, üstündeki ne body. Ne sirküş, orada zaten bir star var, ben dansçıyım yani arkada. Hareketlerimi göstereyim hayatın, yeter yani ne dünya var? Dünya starının arkasında böyle uyduruk bir dansçı olmaz. O kadın doğru, ben işte seni seçmeliydim diyorum. Ona böyle pijamayla bile gitsem kendi olur yani. Kendi kıyafetlerinin aynısının benzerini yaptırıyor. Bence konseptin de çok yanlış. Hayır, kesinlikle bu Jennifer Lopez tarzı bir şapka ve gayet Jennifer Lopez tarzı falan da sever. Aç biraz Jennifer Lopez izle. Beni izlemek yerine aç biraz sen Jennifer Lopez izle. Ben senden iyi biliyorum, ben Jennifer Lopez fanıyım. Küçüklüğümden beri. Belli, evet, çok takip etmişsin. Jennifer Lopez'in dansçısı Gala olur gecesi demişsin. Değil, bu aynısını yapmak zorunda değilim. Tam, İkonlar canlandırmıyorum. En azından konseptini uydurdum, bu şekilde seçmezdim. Uydurdum. Göreceğiz bakalım jüri beğenecek mi? Bakalım, göreceğiz. Ona göre sana cevabını veririm. Tamam. Hazır mısın ya? Hazırım. Geçebilirsin. Nereye gidiyorsun Nihalcan? Dansçı oldum ben. Hadiseydim önce, sonra vazgeçtim. Jennifer Lopez dansçısı olayım dedim. Niye Hadise'nin dansçısı olayım Nereye ben? Anlamadım. Jennifer Lopez dansçısıyım. Ay ay, pek de cilvelisin.
Ay çok tatlısın. Teşekkür ederim. O şapka da ne yakışmış. Göbeğini niye açtın? Açayım. Göbeğini iki hafta sonra aç canım. Kaldır bakayım onu yukarı. Özgüven dedim konuşsun. Yok yok pantolonu. Kaldıramıyorum. O çok dar. Üstündekini indir. Lastik kız bu ya. O da dar. Lastik kız. Önden açayım. Eskiden bir lastik kız vardı. Yasemin Evcim. Tabii. Ha, evet. Vallahi. Gece jimnastiği. Lastik kızdı değil mi? Ay sen de yaşın küçük neler biliyorsun. Bilirim. Ya. Küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk. Çizmelerini, botlarını hiç beğenmedim. Niye bilmiyorum. Ucundaki o metaller beni rahatsız etti nedense. Yani bir dansçı olarak hormonlu bir dansçısı. Oteldeki dansçılar zaten hormonlu oluyor ya. Bir de o ya. Çantanı sevmedim. Onu ben de sevmedim. Göbeğini niye açtın? Ay, dansçı ya. Ay. Ay. Çok mu seviyorsun? Evet. Kelebeğiniz başucumda. Enerji veriyor bana. Bak. Biraz kıskanıyorsun beni galiba. Melisa'ya iyi şeyler söylediğinizde çok sinirleniyor. Melisa'ya? Evet. Ne diyorum Melisa'ya ben? Köpeklerin anneannesi diyorum. Onu diyebilirsin. Ne diyor? Ama kızın fiziği çok güzel. Şimdi nasıl demeyeyim? Güzel. Ya o tarz şeyler değil. Daha böyle duygusal açıdan şeyler. Ay ne diyorum? Ay canımın içi. Bu gece bana mı gel diyorum. Allah Allah. Beni kızdırma, çağırırım da bana. Yok. Kahvaltıya. Yok. Kristallerde zeytinler. Küçük küçük. Ay tepsiler. Her. Aa kızlar. Yapmacık. Seni İvana'ya havale ediyorum. Güzelim. Vatanların var. Olarak seni göremiyorum ben. Country müzik olarak olabilir. Çünkü şapka var, şeyde o çizmeler. Ama J-Lo, J-Lo böyle bir dansçılar giydiremez. Ya dedim işte atayım, hayaller, gerçekler falan. Üzerindeki güzel duruyor aslında. Üstündeki top, ben çok beğendim bluzu. Yakışıyor sana. Enteresan. Her yerde gözüküyor. Her yerde o, her şey orta ve çok kilolu bana gelmiyorsun yani. Lastik. Yani bayağı gayet güzel yani. Ben yuvarlak hatları çok severim. Teşekkür ederim. Ayakkabından çok şey soğudum. Yani o ayakkabında asla dansçı olarak o ayakkabı olur mu? Rahat ama. Yine rahat diyorum. Başka daha tarz ayakkabı olabilir. Ben rahat. Sonunda var ya, biz götüreceğiz bunları ayakkabıcılara. Evet. Şeytan diyor. Çok sevindim, çok zorlanıyorum. Bir şey de var, daha var. Siyah ve kahve tonları ben bir yerde gördüğüm zaman sevmiyorum. Ama bir sen güzelsin. Giymem. Teşekkür ederim. Ve kilo verdin. J-Lo'ya uyan tek şeyin proporsiyonu. Anladın sen onu. Yana dönünce J-Lo oluyor. İşte ben de öyle hani açıktan söylemeyeyim dedim ama yandan J-Lo'sun tamam. Ama onun dışında şey. Dansçı kıyafeti görmüyorum üstünde gerçekten. Saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Ama o kadar. Bu kadar mı? O kadar. Teşekkür ederim. Yıldız almama yetmiyor mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kararlar. Demek ki... Tayt giyince J-Lo olmuyor. Yok canım. Vallahi şapkasının uğruna ben tarz diyorum. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir geldim, bir tarzla geldin. Geldi ayakkabıları mi? Görmüyorum. En azından bir rengim var. Rengim belli. Vay be, J-Lo intihar eder yani. Çok giderli J-Lo bu. J-Lo mutlu olamaz. Onun için J-Lo'nun sayede saygı olur. Yani duyuyorum. Tart, ne diyorsun İvana? İstemiyorum. Tart dilsin. Dilsin. Kemal. Öyle bakışlarla beni kandıramazsın. Şapkamı size ver. Ne? Giderli 19. Tarzlısın. Teşekkür ederim. Yıldız yok. Seni yerine alıyorum. Konseptleri çalış Nihal. Eleştirdiğin bir şeyi yapmayacaksın, yaptığın bir şeyi eleştirmeyeceksin Maria. Bak şimdi halka oynuyorsun yine. Bence sen halka oynama, halka diye bir korku filmi var biliyor musun? Orada oynasan.
Sen biraz tribünleri oynuyorsun ama. Ben mi oynuyorum bunu? Bizi suçluyorsun, arkadaşlarını. Yapma böyle şeyler. Çıkayım mı diyorum, yarışmadan çıkmak istemiyorum ama. Ayakkabını da beğenmedim. Ben seni beğenmen çok ilgilendirmiyor zaten artık beni. Herkes buradan başlamışken buradan başladın diye bu kıyafetle yıldız almaya hakkın yok bence. Bu kadar konuşmaya senin de hakkın yok o zaman Nihal. Avukatlığını burada değil oldu. Nihal, mesleğinde dışarıda yap. Gülşah, dersini çalışmıyorsun. Yani o kolyeyi nasıl oraya takarsın sen? Tarz yaratmak lazım. Bir numara vermek lazım. Sen sadesin şu anda. Bence kötü bir kombin değil. Tamam evet ufak kötü tabii ki kombin. Hatalarım olacak. Kötü bir kombin. Gala gecesi de yani yarın da kötü olursam, gala da kötü olursam ben gideceğim biliyorum. Canım benim o zaman demek ki senin yerin burada değil. Biz sadece burada konuşan iki insanız. Sen niye bize sardın bu kadar? Sürekli bakışlarını yakalıyorum. Bence siz bana o kadar çok bakıyorsunuz ki hayır, ben rahatsız bakmanı istemiyorum. Oluyorum. Ne zaman ben bu tarafa baksam bana bakıyorsun. Her gün bir laf sokuyor. Her gün bir laf atıyor ortaya. Merak ettim sordun değil mi? Suçladın yani. Ben bu hale zor gelirim. Yani titriyorum şu an. Giderli bir de Atarlı gelsin bakalım. Özden Cerrahoğlu podyumda. Onda da benim, trak da benim. Gözler üstünde, bu tarz benim. Moda da benim, trak da benim. Gözler üstünde, bu tarz benim. Bu tarz benim.